Anne babalar olarak şöyle düşünüyoruz. Biz çok çektik, çocuklarımız çekmesin. Yığalım, yığalım, yığalım çocuklarımız rahat etsin. Peki beyefendi, hep başkalarına ev yapıp duruyorsun. Kendi evini ne gün yapacaksın? Sen dün sıkıntı çektin. Bak Rabbin seni çalıştın, verdi, besledi. Çocuklarının razzakı sen misin? Er-Razzak. Rızıkları veren sen misin? O çocuğu sen mi yarattın? Kendi rızkını sen mi veriyorsun? Tutmuş da başkasının rızkını düşünüp duruyorsun. E hocam çocuklarımızı birbirlerine muhtaç mı bırakalım? Değil. Ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha. Ailene namazı emret. Ve namaz konusunda sıkı dur. La nes'eluke rizqa. Senden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzuquk. Seni de biz rızıklandırıyoruz. Ve men lestum lehu birazikin. Sizi de, rızkı size ait olmayanları da biz rızıklandırıyoruz. Hele şu dert edindiğimiz konuya bak. Çocuklarımızın rızkını Allah yazıyor. Bizim rızkımızı o yazıyor. Kendi işimiz olmayan işleri kendimize dert ediniyoruz. Bize verilen iş ne? İman, ameli salih. Eğer ben çocuklarımı imanlı, ameli salihli yetiştirmeye gayret eder, Rabbim de bana bunu nasip ederse, benim çocuğum rızkını taştan çıkarır. Ama benim çocuğum sadece para harcamayı biliyor, iki limon satmayı da bilmiyorsa, hazıra daha dayanmaz. Benim bir ömürlük kazancımı bir senede bitirir. Biz bunu yetiştiriyoruz. Tembel, bedavacı, beceriksiz, güya acıyoruz ya, birilerinin sırtından geçinen bir nesil yetiştiriyoruz. Yarın bu çocuklar bize sadece beddua edecekler. Aklımızca da iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Halbuki biz çocuklara bedava tüketmeyi değil, elinin emeği, alnının teriyle kazanmayı önce öğretmeliyiz.